Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Bugün Age of History 2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serimizin daha doğrusu Kıbrıs'ı birleştirdikten sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti serimizin 3. bölümü karşınızdayım. 2-2 bölümde gerçekten Kıbrıs'ı hak ettiği yere ulaştırmaya yaklaştığımızı düşünüyorum. Bu bölümde de gayet güzel bir şekilde ilerleyeceğiz abi. Irak Türkiye'yi aldı. Hepsini alamayacak ve bana toprak kalacak... Ben şimdi abi ilk hedef olarak Bulgaristan'ı kendi elime bir geçireceğim. Hemen hızlı hızlı ordu basıyorum. Ee, bütün yerlerde ordularımızı basıyoruz abi. Şuradan birleştirelim ne kadarlık ordumuz oldu. Bulgaristan savaşı hazırlıklarına bir başlayalım. Getirelim abi ne kadarlık ordumuz var neyimiz var neyimiz yok bir görmüş olalım. 100 bin ekonomisiyle güçlü bir devlet aslında. Bulgaristan o kadar güçsüz bir devlet değil. Hemen hızlıca getirelim abi orduları. Ve şeylere sınırlara savaşacağım sınırlara kale ve gözetleme kulesi yapalım abi. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü başta savunarak düşmanın ordu sayısını azaltmak için. Ha, bunun şöyle bir eksisi oluyor. Bunu yaptığınız zaman düşman sürekli saldırıyor ve benim ele geçireceğim topraklarda nüfus bayağı bir azalıyor. Ama şu anda hiç önemli değil. Şöyle hemen şuralardan da ordu çıkaralım. Şöyle son kez şu az olan toprakları da ordularım böyle 5000-6000 olan yerlere de bir ordularımı dizeyim abi. Güzelce ilerleyelim. Evet. Şu anda yaklaşık bir 10... On... 17, 25, 38, 45 bin kişilik bir ordum var. Ve savaşa başlıyoruz abi. Bakın. Güzelce savunmalarımızı yaptık. Sofya'dan 3600, 1100 kişi çıktı. Ben bir ilerleteyim abi ordularımı. Yavaş yavaş ilerletelim. E Sofya'ya bir 12 bin kişiyle gireyim abi. Oskova'dan da bir devam edelim. Evet, Sofya'ya girmiş olduk. Şuradan 5000 kişiyi plov diye bir kaydırayım. Aynen öyle. 4000'i de Sofya'dan kuzeye doğru bir gönderelim. Bulgaristan Savaşı'nı artık bitirmiş olmam lazım. Varna'dan bir bakalım. Aynen öyle artık. Bulgaristan'ın toprakları var mı? Var. Buraları aslında alsam güzel olur. Da Ukrayna sınırı olmayayım diyeceğim. Ukrayna da yok olmuş. Macaristan Avrupa'da büyümüş. Tamam sıkıntı yok abi. Oraları ellemeyeceğim şu anda. Şu an neyi durumdayız? Hemen hızlıca ee, ben Balkanlardaki Bulgaristan topraklarını elime geçirmek istiyorum. Şu anda kolayca geçirdim. Küçük bir asimilasyon yapalım abi Simülasyon işlemlerini. Ee, sıradaki hedefim Mısır olabilir, Tunus olabilir. Afrika'da da birazcık genişlemek istiyorum. Açıkçası burada İtalya ile aramın iyi olması güzel. Ben İtalya ile şu an ittifak olabilir miyim? Bir tane ittifak bulmam lazım benim. Irak olabilir aslında ittifak. Irak da güçlü bir ülke. 20. sırada. Ben bir Irak'la ittifak olayım abi. Şu anda ee, bir, o Amerika Rusya'ya girdi. Girebilir. Sıkıntı yok. Rusya da zaten zayıflamış bu arada. Romanya bizden güçlü gözüküyor. Ekonomi olarak da 430 bin ekonomisi var. E, bakalım ekonomik olarak neresi gelişmiş. O Kuluj'da Bükreş'in zaten 200 bin ekonomisi var. Sırbistan, Tunus, Tunus abi benim hedefim Tunus. Tunusa buradan gireceğim, ee, şuradaki topraktan, Sibe Oasis toprağından, İtalya üzerinden de girebilirim ya da bu üç Bengazi topraklarından gireyim. Burada e, burayı savunma yapıp erişim alıp buradan mı girsem acaba diye düşündüm ama sıkıntı yok. Şimdi bu e, Tunus ordularını ben bu e, orta orta doğudan basmak istiyorum. Orduları abi güzelce bakın. Türkiye'den aldığım topraklarda da hiçbir sayıda ordu. Sen denize gitme abi ama nerelere geldik. Sıkıntı yok. Kıbrıs olarak hemen ordularımızı birleştirelim abi. Şöyle tertemiz bir şekilde. Ama bu kaymağı hiç hoşuma gitmedi. Şurada hatta birkaç ordu daha varmış. Onları da bir getir. Ha, getiremiyoruz. Deniz yok. Tamam sıkıntı yok. Kalsın abi. Bu Yaklaşık bir 30-40 bin kişi toplayabilirsem bence yeterli olur benim için. Ee, 30 bin Hatta ben buradaki orduları da getireceğim. Burada bir 18 bin daha var. Ve şurada hemen e, Tunus sınırlarına ordularımı dizeceğim abi. Ee, birazcık savunma yapacağım. Onun için kale ve gözetleme kulelerimizi de unutmuyoruz. Hatta şu geride Bayda'dan da yapayım ki hani en azından burada bir, yer, bir taraf kaybederse buradan da hemen basayım abi ordularımıza. Aynen öyle. Kalelerimizi ikinci seviye yapalım. Saldırma ee, saldırmaya hazırız abi. Tunus'a savaşımızı ilan ediyoruz. Ha, Tunus denizden çıkartma atacak. Tamam atabilirsin abi. Hiç önemli değil. Cezayir'le şey değiller değil mi? Bunlar değil. Ha, müttefik tamam. Ben Cezayir ne alaka? Ha Cezayir İtalya ile savaşıyor. Tamam. Benle alakası yok abi onların. Şimdi ben yavaş yavaş o 6800 evet. Keşke bekleseydim bir tur daha. 4700'ü ne yaptı? Cezayir de bana savaşı ilan etti. Cezayir'le barışabiliyor muyum? Barışamıyorum. Sıkıntı yok. Bu ne abi? eyaletin kaynağı yok derken. Şimdi burada bana savaş ilan edebilirsin. Sıkıntı yok. Abi Cezayir de çok güçlü herhalde ya. Güzel. Herkes de savaşta. Irak'la savaşta mı? Yok. Tunus'la bir barışalım. Tunus'la barışalım abi. Bir saniye. Tunus'la bir barışayım. Tamam Tunus'la barıştım. Burayı aldı. Alsın abi önemli değil. Ben İtalya'ya güveniyorum. Tunus bas bana savaş ilan etti. Bu hoş olmadı şu anda. Ee, yani. Abi hiç hoş olmadı. Cezayir İtalya ile savaşıyor mu? Yok barıştı mı? Mısır, Sudan, Nijerya, Kıbrıs. O zaman şöyle. Hemen Irak'a bir çağıralım abi. Irak da bir gelsin savaşa. Evet. Irak gelir burada kurtarır benim yerleri ya. Burada var da Türkiye kalmış 44 binlik. O Türkiye'yi de alacağım. Almayacağım değil. Sen benim toprakları bir kurtarsan Irak'cığım. Sevinirim. Abi Nijerya Cezayir'in içinden geçti. Bu Abi, beklediğim fırsat olabilir. Hemen deniz ordularımızı gönderelim. Yani Sudan bir 9850 kişiyle bir geri e, şey yapmış olalım. Buraları bir geri alayım ben. Tamam. E, sudan oraları aldı. Ben Cezayir'e bir şekilde girebilir miyim? Cezayir diye bir yer kalacak mı daha doğrusu? Cezayir'in bir eyaleti kalmadı sanki ya. Bir eyaleti var. Nerede var abi Cezayir'in bir eyaleti? Neyse beni ilgilendirmiyor. Ben bir barışayım abi. Yani benim içime etti 40 bin ordumun. Önemli değil. Şimdi o zaman e, İstanbul'dan Türkiye'ye yükleneceğiz. Yapacak bir şey yok. Geçen bölüm İstanbul'u almıştık. Şimdi yavaş yavaş Anadolu'ya gireceğiz abi. Atina'dan falan da bir ordu basalım artık. Evet tamamdır. Bence bu ordu yeterli olabilir. Ya, emin değilim ama. Bir toplayalım. Aman nerelere geldik. bir e, Türkiye yeni savaştan çıktı. 44 bin ekonomisi olmasına rağmen güçten düşmüştür diye düşünüyorum ama. Yeter abi kayıp durmasan mı artık. Şöyle toplayalım abi. Hiçbir sıkıntımız yok. Hemen Çorlu ve İstanbul çevresinde ordularımızı toplayalım. Güzelce. İstanbul'da zaten 10.000 kişi duruyor. Romanya ile aramayı, Sırbistan ile İtalya ile tamam. Balkanlarda bir sıkıntım yok. Irak'ta müttefikim zaten. Hemen abi ordularımızı sınıra diziyoruz. İzmir'e de aslında çıkartma atsaydım orada limanı var ama sıkıntı olmaz. Orlican düşünmüyorum. Birkaç yerde ordu kaldı sadece. Evet hemen 40.000 kişi geldi. Sıkıntı yok. Ve Türkiye'ye savaşımızı ilan ediyoruz. Başkent Sakarya'ya 40 bin kişiyle girdik. 20 bin, 20 bin. Hemen hızlıca ee, Çanakkale'den Akisar'dan devam ediyoruz abi. Güney'e doğru iniyoruz. Ege'nin güzel yerlerini de alacağız. Aydın'ı da alacağız. Fethiye'ye de gireceğim ben abi. Türkiye'nin %29. Türkiye'nin devamı nerede? Yükelim devam olması lazım yüzde. Ya da bir müttefiki var. Yo. 21-30 eyalet. Türkiye'nin bir yerde toprağı var. Nerede var abi? Evet. Reis buraları almış. Afrika'ya kaçmış herhalde. Sıkıntı yok. de şimdilik Anadolu yeter abi. Hiç gerek yok. Afrika'ya falan. Güzeliz. Şimdi. Asimilasyonları bir yapalım. Asimilasyonları yaptıktan sonra bir nüfus yatırımı yapacağım abi. Ee, nüfusumuzu belirli bir seviyeye çekeceğim. Yani şu anda iyi gidiyoruz. Ee, söylediğim en azından ilerleyiş oldu. Yani Cezayir-Tunus savaşından ben çok ümitliydim açıkçası söylemek gerekirse. Yani Tunusu alıp gerçekten çok güçleneceğimi düşündüm ki o topraklar güzel topraklardı aslında ama Cezayir'in Tunus üzerine İtalya savaş ilan etmesi ve ben Tunus'a girdiğimde bana tekrar savaş ilan edip 40 bin kişiyle oradaki ordumu resmen yok etmesi biraz üzücü oldu benim açımdan. sıkıntı yok. Şurada bir 28 binlik ordumuz var hatta 33 binlik. Bunu ben Sırbistan'ın olduğu tarafa geçeceğim. Sırbistan'ı alamayabilirim ama. 346 bin ekonomisi var. Nüfusu ne kadar? 433 bin. Sırbistan bir 100 bin lazım ya Sırbistan için. Abi onun için şu anda ben bir nüfus yatırımı yapacağım güzelce. Nüfusumuza da bir bakalım. Şöyle hızlıca. 48 bin. 49 bin en çok çıkaracağım yer. 1,5 milyon nüfusumuz var. Hemen abi devam. Tamam. Paramız var. Güzeliz. Ee, şey de bastık. Sırbistan askeri erişim istiyor. Sırbistan Hırvatistan'la mı savaşıyor? Yo. Ha İtalya ile savaşıyor. Savaşta ki durum nasıl? O baya kayıpları var. O zaman abi biraz para biriktirelim hemen. Gelsin İtalyan orduları da geri alsın orayı. Baya baya kayıpları var ya. 250 bin lira dayandı. Ben artık ufaktan e, şeye geçebilirim. Sırbistan'a savaş ilan edip e, ilerleyişimi hafif hafif sürdürebilirim. Şöyle yapacağım. Şöyle 10 bin de buradan. Çaçaktan da devam etsin abi bizimki. De. Aa, bak orayı hiç fark etmedik. Belgrad'a girsin abi. Ordularımız Belgrad'a girsin. İtalya hemen Sırbistan'a savaş ilan etti. Biz de arkasından e, Sırbistan'a savaşımızı ilan ettik. Şu an İtalya ile paylaşmış olduk. Güzel topraklar kimde kaldı abi? Bir bakalım ekonomik olarak. Şöyle. Evet Belgrad bende abi. E, oo bayağı baksana 28 bin 100 bin. Yani Sudan 100 200 200 bin civarı bir e, ekonomi almış oldum oradan gerçekten de e, inanılmaz bir şekilde bizi 12. sıraya kadar yükseltti bu Sırbistan savaşı Belgrad'ı da Kuzey Kıbrıs'a yani Kıbrıs aslında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırmış olduk. Şimdi beni korkutan bir Romanya var yine sınırımda. Tunus zayıflamış. Cezayir'de 8.000'e düştü ekonomisi. Sudan ee, Cezayir'de bir parçaladı abi. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu arada hemen abi hızlı hızlı Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizi geliştirelim. E, şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. Şuradan geçen bölüm yapamadığımız Tunus çıkartmasını ben bir yapayım? Artık Tunusu bir alalım abi. Şöyle 16 bin, 16 bin O arkadaşlar bir orada dursun. Birazcık doğrudu basalım tekrardan. Bakın abi güzel güzel ordularımızı basıyoruz. Bu Orta Doğu'da e, Suriye toprakları ve Türkiye'nin e, Akdeniz'deki toprakları gerçekten benim için. Ee, güzel bir askeri. Üst askeri kaynak oldu. Aynı şekilde Tunus'un Kuzey Afrika'daki toprakları da e, bana üs olacaktır abi. Bu orduyla benim Tunus'a mağlup olmam imkansız. Ee, yani çünkü büyük ihtimalle bir savaştan çıktı. 120 bin ekonomiden yaklaşık bir 90 bin ekonomi ciddiyet kadar düştüler. Ve 60 küsür bin benim e, ordum var. Ben şimdi 15 aslında şurada denize bir göndereyim abi. O denizde bir savaşsınlar. Tabii biz nerelere geldik? Ha, güzellerdeyiz. Şimdi ben şuradan mı ilerleteceğim abi? Şöyle de bir ilerleteyim. 10 bin, 12 .000. 2200 oradan gitti. Tamam. Şöyle bir ilerletelim hemen. 12 bin, 12 .000, 11 .000. O 8600. Buraya ben bir takviye 5000 göndereyim. Buradan da 11.000 ilerlesin. 5.000 6.000 6.000 98 diyor. 2.500 2.500 hemen ilerleyin abi. Şuraya bir 500 kişi göndereyim. Yani saldırabilirler. Orası savunsun şu anda. Sıkıntı yok. Cephe sayısını azalttık abi. Buradan ilerleyebiliriz. Tüm ordular güzel bir şekilde ilerleyebilir. Aa, onu aşağı indirmedim değil mi ben salak gibi? Ha tamam. Ya bu savaş artık bitti gibi. Şöyle bir 6000, 7000. Oo, oraya indirmiş evet. <laughs> 2500, 2500. Bakalım ne olacak. Şöyle bir gönderelim orduları. Artık Tunus'un da sonuna geliyoruz abi. Bir şekilde intikamımızı aldık. Ve e, Akdeniz'in de belirli bir kısmında artık hakimiyetimizi kabullendirmiş oluyoruz. Tunus'un başkentine doğru ilerliyoruz. Sıkıntısız bir şekilde. Evet bir küçük kayıp yaşadık. Bu inşallah savaşı o kadar uzatmaz. 2500 diyeyim. orada kalsın. Şuraya da bir 1000 kişi göndereyim. Şuradan da 2500. 2500 yapalım abi. Ha. Tamam son toprağa kaldı ve onu da ele geçirdik. Tunus'un burada adada da toprak. Aslında İspanya'daki topraklarını da ele geçirebilirim ben Tunus'u. Onu da şuradan Barcelona'ya güzel bir çıkartma atalım abi. Girona'ya 4000 kişi gitsin. Hemen abi şöyle 2500 bir deneme atışı gönderelim. Ve tamam. Tunus'un hala toprağı var. Ha, bu toprağa ihtiyacım yok abi. Al şu anda senin olsun. Gerçekten Barcelona'da dahil çok güzel topraklar elime geçirdim. Hepsini alamıyorum. Buraları almayacağım. Buraları kesinlikle almayacağım. Ee, şurayı birleştireyim. Şöyle yapalım. Tunisi de almak istiyorum aslında ama nasıl yapsak, nasıl yapalım abi? O zaman biraz daha yıldız kasalım. Ee, Afrika'daki toprakları elimize geçirelim ama almayalım. O zaman öyle yapalım abi. Artık Tunus'un Tunusluk bir yanı kalmadı. Ne oldu? Türkiye bana savaş ilan etti. Neden? Slovenya 3 eyaletiyle savaş ilan etti. Ukrayna rezalet ekonomisiyle savaş ilan etti. Amerika'ya ne ara geldik bize? Heh tamam Tunus'tayız. Tunus'a da Nijer'de savaş ilan etti. O iyi değil. Onun ilan etmesi iyi değil. Hemen abi biz devam edelim. Şöyle bir 500 göndereyim. Ne olur ne olmaz. Ee, 1200 1200 Şöyle bir 800 şuradan 400 eee şey kuzey tarafındaki topraklarını da bitirelim. Ne oldu? Ha bura Moritanya. Yüzde yüzü de tamamlandı Tunus'un. Tamamdır. Abi şimdi şöyle. Hepsini yine alamıyorum büyük ihtimalle ama e, şu şekilde denizdeki topraklarını alabiliyorum. Dört yıldız da var. Evet. Gerçekten güzel abi. Gerçekten güzel bir şekilde barış antlaşmamızı imzalamış olduk. Hem oo Portekiz'e baksana sen maşallah. Portekiz çok zayıflamış. Bu arada diğer tur ben Portekiz'e bir e, savaş ilanında bulunayım. Ama İspanya'ya da bulunmam lazım. Geliyorum abi. Bu bölümü bitirmeden. Bölümü bitiriyordum. Hemen İspanya'ya da bir savaş ilan edelim. Ve... Evet. Gerek yok abi. Evet. İspanya'nın da hepsini almış oldum. Gerek önemli değil. Diğer toprakları. Güzeliz abi. Harikayız. Ee, videoda yaklaşık bir 20 dakikayı geçti. 21 dakika falan oldu. Ee, videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Çok güzel bir bölümdü. Balkanlar'da ilerledik. Ee, Kuzey Afrika'da Tunus'un buradaki Akdeniz'deki topraklarını aldık ve gerçekten çok güzel topraklar aldık. Bu da 30 bin ekonomili ama işte nüfus yok. 9.000 nüfus, 8 bin nüfus. Ee, nüfus yani buralarda yine var. Tripoli'de 17 bin. Yani bunlar 20 bine çıkıp bu da asker basabiliriz. Sıkıntı yok. Ama güzel toprakları elimize geçirdik. Aynı zamanda e, burada İspanya'da da Girona gibi Barcelona yine çok güzel bir topraktı. Bayağı bir sömürülmüş. Ama 10 bin ekonomili Girona 12 bin 15 bin nüfuslu 26 bin nüfuslu İspanya'dan ve Tunus'tan bu İberya'daki toprakların bir kısmını elimize geçirdik. Diğer bölüm abi sıradaki hedefim benim Portekiz olacak. Portekiz İtalya ile savaş halinde ve ekonomisi bayağı çökmüş durumda. Bütün ordularımı Portekiz'e dizip diğer tur İberya'nın çok büyük bir kısmını kendime alacağım. Burada İspanya'nın bir toprağı kalmış bu arada ondan başka bu bölümde yani gelecek bölümdeki hedeflerimden biri Romanya olabilir. Romanya çok fazla güçleniyor abi. Romanya'ya bir dur dememiz gerekiyor. Romanya'nın ekonomik olarak e, durdurulamaz bir noktaya gelecek. Kulüje Bükreş yani başlı başını çoğu ülkeden daha yüksek. Slovenya bana savaş ilan etti 76 bin ekonomisi var ve 3 şehri var. 65 bin nüfusu var. 20 bin kişiyle gelip e, Slovenya'yı alıp oradan Hırvatistan'a geçebilirim. Ee, bu arada diğer bölüm ben aynen İtalya ile ittifak olacağım. Hem Irak hem İtalya. Doğumuzda ve batımızdaki Balkanlardaki doğumuzdaki ve batımızdaki ülkelerle ittifak haline geçmiş olduk. Ee, dediğim gibi hedeflerim bu kadar. Daha sonrasında yaparım. İhanetler olabilir. Güçten düşenin arkadan vurabiliriz. Bizim şeyimiz odur. Burada Bulgaristan, Ukrayna'dan Rusya'ya sınır olmak istemiyorum. Rusya çok güçlü değil ama geniş bir ülke. Ee, dediğim gibi bölüm burada bitiyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.